Pusula Motovlog adlı arkadaşımız 2000 TL civarında bir giyim önerisi istedi. CR1 karbon modelini alabilirsin. O 800-900 lira civarında. Bu Proel Kolombiya alabilirsin veya daha önceden tanıttığım Rolef mont vardı. Rolef montu alabilirsin. O da gerçekten iyi bir mont. Rolef Riga'ydı sanırım. Onun da hemen görüntüsünü şu tarafa koyarım. Oradan görebilirsin. Yani biraz daha düşük bütçeli bir kask almak istersen ama bence kaskına daha iyi yatırım yap. Bir üst seviyesini alabilirsin veya Bell Qualifier alabilirsin. Bell Qualifier'ın da görüntüsünü hemen şurada paylaşacağım. Zandona dizlik iyidir. Bunun bir farklı modelini de göstereceğim. Zandona'nın mafsallı dizliğinden alabilirsin. Zandona mafsallı dizlikler gerçekten iyidir pusula. Bundan da seçebilirsin. Eğer hani SK F396 istemiyorsan CR1 karbon alabilirsin veya Bell Qualifier alabilirsin. Dediğim gibi Proel Kolombiya'yı beğenmiyorsan, hani tipini beğenmiyorsan, hani sana daha fazla spor, daha fazla koruma gibi bir şey istiyorsan Rolef Riga'yı da önerebilirim. Onlardan da alabilirsin. Bahsettiğim kask bu. Bell Qualifier dediğim. Bu hani dış yapısıyla iç bağlama çeşidi Double DC ile iç petlerinin gerçekten çok iyi yapılmasıyla iyi bir kask. Havalandırma kanalları zaten diğer kasklarda olduğu gibi önde ve yukarıda var. Arka tarafında hava çıkış kanalları var. Şu yan tarafında hava çıkış kanalları var. Bu ECE 2205 sertifikasına sahip 1417 gram ağırlığında bir kask. Yan tarafında da bir tane şöyle mekanizması var ve bu mekanizması şunun rahat kapanıp açılmasını sağlıyor. Aynı zamanda kademeli açılıp kapanıyor. Bu öteki kasktan biraz daha hafif bir kask. Hafiflik zaten biliyorsunuz uzun yolda belli oluyor. Ve hani boynun ağrımaya başladığı zaman gerçekten hani hem rüzgarın kask üstündeki sirkülasyonu, kask üstündeki geçişi gerçekten çok önemli hale geliyor. Uzun yolda özellikle. İç tarafı gerçekten büyük bir bakış açısına sahip ve kaskın ağırlığı bunun biraz daha arkada, yani ön tarafında değil. Mesela Arayiler'de biraz daha ağırlıkta, çene tarafına çarpmaları daha çok destekliyor. Arayiler gerçekten iyi kask ve bu kaskla hani güvenli bir sürüş yapabilirsin gerçekten. Bunu önerebilirim. Bu model hoşuma gitti. Skoyko'nun MC60 eldiveni. MC60 eldivenin özelliklerine gelelim. İlk önce şöyle elime giyerek göstereyim. İç tarafında korumaları var. Özellikle şu ön tarafa gelen eklem yerlerinde özel korumalara, yumruk tarafında özel korumaya sahip bir eldiven. Körük mekanizması var. İç tarafı şöyle açık şekilde ve hani şu tarafında bir tane cırt cırtı var. Bilek yerleri korumalı. Bu gerçekten iyi bir eldiven. Bu önerebileceğim mesela Mitek'in şöyle görünen bir montu var. Bu mont yazlık baharlık sayılabilir. Hani kışa gitmez. İçinde hafif bir yağmur korumasını sağlayabilecek ince bir astar var. Onu istersen çıkartabilirsin. Kolu cırt cırtlı ve fermuarlı. Ve tabii ki hani dirseklerinde ve hani omuz tarafında ince. Fakat hani gerçekten iyi korumalara sahip, yani mükemmel korumalara sahip değil, iyi korumalara sahip. Arkasında bir tane sırt koruması yok. Bu sırt korumasını daha sonradan kendin alman gerekiyor. Bunları da önerebilirim. Toplam 2000 lira bütçesi olan arkadaşlar bu verdiğim tavsiyelerden yararlanabilir. Görüşmek üzere pusula, iyi günler.